müsabaka beynel hayli ve tadmirihe. Atlar arasında yarış ve onları çevikleştirmek, onları beslemek, onlara bakmakla ilgili bölüm. Bunlar hepsi imaret, idarecinin, devlet başkanının sorumlulukları, onunla alakalı hususlar oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idmanlı, idmanlı işte beslenmiş, çevikleştirilmiş, geliştirilmiş atlarla Hayfa'dan koşu yaptı. Hayfa bir mekan ismi. Müsabakanın sonu Seniyetül Veda idi. Hayfa'dan Seniyetül Veda'ya kadar yer iki yer belirliyor. Bu iki yer arasında Ashab-ı Kiram'la yarış yapıyor Efendimiz. İdman görmeyen atlar arasında da Seniyeden Beni Zurek Mescidine kadar koşu yaptı. Burası önceki idmanlı atların koşu yaptığı yer. İşte 6-7 kilometrelik bir yer. İdmanlı olmayan atların koştuğu yerde 1 kilometre, bir buçuk kilometrelik bir yer. İdmanlı olmadıkları için onların mesafesi daha Kısa ama idmanlı olan, beslenmiş olan atların koşusu daha uzun. Ee, Efendimiz hem atlarla hem develerle yarış yapıyor. Sahabelerini yarıştırıyor. Bu şekilde onları e, cihada hazırlıyor. Allah yolunda cihad için hazırlık yapıyor. Ok yarışları, ok atma yarışları yaptırıyor. Yani biz zannediyoruz ki Efendimiz haydi gazaya gidiyoruz. Toplanın deyip sahabelerin topladığı gitti. Öyle değil tabii ki. Onun bir ön hazırlığı var. Efendimiz ganimetlerden, zekat mallarından at satın alıyor, silah satın alıyor. Asker sahabe-i kiram arasında yarışlar yaptırıyor. At yarışları, koşu yarışları, ok yarışları. Onları bir şekilde atıcılığa teşvik ediyor. Atıcılık ve biniciliğe teşvik ediyor bunları öğrenmeye teşvik ediyor. Bu şekilde bir hazırlık var. Hazırlanıyor sahabi devamlı hazırlık halinde. Ve bu şekilde İslam'ı diğer uzun uzak, uzak beldelere götürebiliyor sahabe-i kiram. İbni Ömer radıyallahu anhuma burada müsabaka yapanlar arasındaydı. Hazreti Ömer'in oğlu da bu yarış edenler arasında bulunuyordu. Yarışlara katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu müsabakaya, bu yarışa Sekip namındaki atıyla iştirak etmiş. Sekip yürük yani hızlı koşan manasına geliyor. Bu hayvanın alnı sakar, üç ayağında da seki varmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Beni Fezare kabilesine mensup bir bedeviden satın almıştı. Üzerinde ilk gaza at budur. İlk koşuya da bununla iştirak etmiş ve herkesi geçerek Müslümanları sevin demiştir. Yani tabii ki hiç kimse Peygamber Efendimizin geçilmesini istemiyor. Herkes Peygamberimizin geçmesini istiyor. Efendimizin devesi de devamlı geçermiş e, bütün yarışlarda. Bir gün diyor bir genç bir bedevi, genç bir deve üzerine geldi ve Efendimizin devesini geçti. Bu diyor Müslümanların çok zoruna gitti, ağırına gitti. Efendimiz buyurdu ki bu Allah'ın bir kanunudur. Yükselttiği her şeyi sonunda mutlaka alçaltır. Yani insanın hayatı gibi, insanın bir gençlik devresi olur, gençlik, güçlülük devresi. Sonra yaşlanır, zayıflar ve ölür vefat eder. İşte bunun gibi dünyadaki her şey fanedir. Yükselir, alçalır. Devamlı yüksek olarak kalmaz. İslam bile toplumlarda bazen kuvvetli oluyor, bazen zayıflıyor, bazen kuvvetli oluyor. İmtihan için bunlar tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi de bu şekilde gençken, herkesi geçerken daha sonra başkalarına geçilmiş. Bu atla da Efendimiz geçince Müslümanlar hep sevinmişler. Atın idmanlı olması nasıl olur? Elvela ata semizleyinceye kadar bolca yem veriliyor, besleniyor. Çeşitli vesilelerle daha sonra da terletiliyor. Üzerine örtü örtülere koşturuluyor, terletiliyor. Yağı eritiliyor bu şekilde hem kuvvetli, e, çevik hem de e, kilosu az, zayıf kilolu değil. Bu şekilde e, çevik bir at haline geliyor. Böylece hayvan hafifliyor, et ve sinirleri kuvvetleniyor. E, daha koşmaya elverişli hale geliyor. Bunu da sahabe-i kiram yapıyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla atlarında savaşa hazırlıyorlar. Hadis-i şerif ödülsüz müsabakaya hamlediyor. Yani bir e, para, bir karşılık konulmadan olan müsabaka olabilir. Fukaha bu hususta bir takım şartlar beyan etmişler. Mesela taraflardan birinin ortaya ödül koyması caizdir. Tek taraflı. Birisi koyuyor diyor ki kim kazanırsa bunu alsın. Fakat iki tarafın da ödül koyması Kumar olur. İkimiz de şu kadar para koyalım. Kim kazanırsa hepsini alsın. Bu kumar olur ama tek birisi koyarsa kumar olmaz. Meğer ki aralarında üçüncü bir muhallil yani helal kılan olur da e, o hediye koyarsa. Yani siz üçüncü bir kişi var. O katılmıyor yarışa. Diyor ki iki kişi siz yarışın. Kim kazanırsa ona ben hediye vereceğim diyor. Bu da kumar olmuyor. Bu da helal oluyor. İbn-i beyanına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atlar arasında yarış tertip etmiş ve bir, birinciye üç yemen kumaşı, ikinciye iki, üçüncüye bir kumaş, diğerine de derecelerine göre altın ve gümüş hediyeler vermiş. Hepsine hayır duada bulunmuştur. Efendimiz kendisi katılmadı, bu yarışa katılmıyor. Üçüncü bir şahıs olarak yarışa katılanlara dışarıdan hediye veriyor teşvik olarak. Bu da caizdir. Hepsine dua da ediyor. Çünkü Allah için bu yarışı yapıyorlar. E, cihada hazırlık yaptıkları için bu da önemli bir husus. Savunma sanayinin geliştirilmesi, hazırlanması bu da e, ihmal edilmemesi gereken devlet başkanının vazifeler arasında Efendimizin de bu hazırlıkları yaptığını binicilik yapın, ok atın, benim için ok atmanız daha sevimlidir buyuruyor Efendimiz. Çünkü uzaktan olan müdahale daha az zayiatla olduğu için binicilik yaptığında insan kılıçla, kılıç kılıca karşı karşıya savaşması gerekiyor. Mutlaka onun yaralanması veya şehit olması daha kolay olur. Ama uzaktan ok atarak düşmanını bertaraf etmesi o daha az zayiatla kendisi açısından mümkün olduğu için Efendimiz ok atıcılığına, uzaktan atıcılığa daha çok önem veriyor. Benim için daha sevimlidir diyor. Cenab-ı Hak da ayet kerimede ve aiddu lehum mestata'tu min kuvvetin ve min ribatil hayli تُرْهِبُونَ بِهِ ve اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ ee, Allah için e, kuvvet hazırlayın. Onlar için düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Gücünüz yettiğince, yani son haddinize kadar en son teknolojiyle kuvvet hazırlayın. Ve e, at bağlayın. At bağlayın. Kuvvet hazırlayın. Bununla diyor, Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı korkutursunuz. Güçlü olduğunda bir e, devlet düşmanlar ondan korkar. Savaş da daha az olur. Zayıf olsa savaş daha çok olur. Çünkü insanlar ona saldırmaya cesaret eder. Ama güçlü olduğunda saldırmaya cesaret edemez. Bu seferle bu sebeple hazır ol cenge. Sulhu salah ister isen. Sulh ve salah rahatlık istiyorsan cenge hazır ol. İnsan cenge hazır olursa, harbe hazır olursa, kuvvetli olursa savaş daha az olur. Ama hazır olmazsa çoğu insan üzerine saldırır düşmanlara. Mecbur savaşmak zorunda ve zulüm ...altında kalmak mecburiyetinde kalır. Bu sebeple... E, ...Cenab-ı Hak da... ...hazırlanın buyuruyor. Kuvvet hazırlayın buyuruyor. Peygamberimiz de kuvvet... ...atmaktır buyuruyor. El kuvvetu el er Kuvvet hazırlayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kuvvet... ...atmaktır şeklinde Efendimiz tefsir ediyor. O zaman için bu ok atmaktı. Bugün için de bunu füze atmak... ...şeklinde. Daha değişik... ...farklı atmalarla... E, ...karşılamak gerekiyor. Zamanın... ...teknolojisine göre uzaktan yapılan müdahalenin, uzaktan yapılan savaşın daha makbul olduğunu, Peygamber Efendimiz'e daha sevimli olduğunu rivayetlerde görüyoruz.